Herkese merhaba. Bu bölümde çarpan analizde kullanacağımız piyasa verilerini nasıl elde edeceğimizi göstereceğim. Şöyle ki ben bildiğiniz gibi Finnet Mali Analizi kullanıyorum. Şuradan fonksiyonlardan hemen alıyorum. Fakat sizinizde eğer böyle bir program yoksa bir iki strateji göstereceğim. Şöyle ki mesela şu şirketin piyasa değeri işte net borç vesaire bu tür verilerini almak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. İş yatırımı sitesine girip şurasına ADS yazıyorum en son hisse eşittir yazan kısmı mesela buradan alabilirsiniz. Veya tr.investing.com'a girip işte arama motoruna ADS yazıp mesela buradan da alabilirsiniz. Buradan verilerin hepsini getiriyor işte mesela şurada görüyorsunuz finansallar diye denen kısımda şirketin bilançosunu getirebilirsiniz. Evet, bilanço verilerinden işte nakit ve nakit benzerini görüyorsunuz. Buradan şöyle yapalım. Nakit ve nakit benzeri şurada var. Burada milyon TL mi? Orada yukarıda yazıyordur zaten. Şurada döviz TR yazmış. Evet. Bunlar TL olarak burada yazılmış. Herhalde milyon TL bunlar. Şuradan baktığımda ADS yani şurada zaten Google'a iş yatırımı ADS yazdığınızda direkt bu web sitesini getirir. İşte mesela şu sağ alt köşede görüyorsunuz. Piyasa değeri burada var. 259,6 milyon. Onun dışında mesela net borcu da burada görünüyor. Peki bilanço verilerini şurada mali tablolar kısmında görebilirsiniz. İşte 2019 veya siz şuradan seçebilirsiniz. Mesela 2019 12 aylıkları. Ama mesela diyelim ki şirket 2019 12 aylığı açıklamadı da işte 9 aylığı açıkladı. İşte bu durumda siz eğer 9 aylık açıkladıysa sizin şöyle yapmanız lazım. 2018 12'yi ve 2019 9'u da seçmeniz lazım. Şunu kullanmayacağım. Ki 1 yıllık veriyi bulabilirsiniz. Çünkü gelir tablosu verilerini 1 yıllık almanız gerekiyor. Tamam. Şu yukarıda Excel'e aktar diye bir kısım var. Mesela Excel'e aktaralım. Geldi mali tablo diye. Şöyle etkinleştir diyelim. Şurasına ADS yazalım. Kodu direkt yazalım. Şu sağ tarafa şöyle gelip işte şuradaki net borç, fabrik ve benzeri şunu kopyalıyorum. Net borçtan itibaren çünkü piyasa değerini bilanço ve gelir tablosu vermez. G1'e yapıştırdım. Şimdi net borç nasıl hesaplanır? Eşittir diyorum. Toplam finansal borç. Son döneme bakıyorum. Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar. Bu artı aşağı doğru geliyorum. Şu. Bu finansal borcu veriyor. Eksi nakit ve nakit benzeri. Böylece şirketin net borcunu bulduk. Öz kaynağında eşittir diyorum. Öz kaynağında bulalım. Öz kaynak da şurada son dönemi alıyorum. Net satışları arkadaşlar yıllık almamız gerekiyor. Yani 2019 9. ay olduğuna göre şu ikisinin farkı da 2018'in son 3 ayını verdiğine göre. Tabi burada bir küçük hatamız var. Şöyle ki burada 2018 09'u almamışım. Bir daha Excel'e aktar diyorum. Tekrar açıyorum ben bu dosyayı. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. Evet, şu, şu, şu. Evet, doğru oldu şimdi. Buraya tekrar adrese yazıyorum. Şurada az önceki kopyaladığım kısmı G1 hücresine tekrar yapıştırıyorum. Çünkü formül olduğu için zaten doğru yerden alacaktır arkadaşlar. Şimdi bir tanesinin formüllerini düzenledikten sonra zaten göreceksiniz ki diğerlerini de otomatik hesaplayacak Excel. Net satışları hesaplayalım. Eşittir diyorum. Aşağıda net satışları bulalım. Satış gelirleri şu artı şu bakın 2019 9 aylık artı 2018 12 aylık eksi 2018 9 aylık bana sonucu verdi bu. Fabrikü de şöyle hesaplıyorum. Eşittir diyorum. Önce tabi bu biraz uzun sürecek ama önce bir net kârı hesaplayalım isterseniz. Şöyle net kârı yıllıklandıracağımıza göre net dönem kârı şu artı şu eksi şu. Fabrikte de şöyle bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Faiz amortisman vergi öncesi kar olduğu için eşittir diyorum. Parantez açıp. Şimdi şöyle yapacağım. Biraz uzun bir yöntem olacak. Bakın brüt kardan
Bakın esas faaliyet karını göstermemiş buradan. Brüt kardan evet bu bir faaliyet gideri, bu da bir faaliyet gideri, bu da bir faaliyet gideri. İşte buradaki kısmı şuraya yeni bir satır açıp esas faaliyet karı diye bir şey yazmadığı için arkadaşlar ben bunu şöyle hesaplıyorum. Şimdi bunların toplamını alıyorum. Çünkü brüt kar bunlar da negatif gösterildiği için artı faaliyet giderleri şeklinde oldu. Faaliyet giderleri de negatif olduğu için ben buradan topla formülüyle bunların hepsini topladığım zaman bu rakam bana 2019 9 aylık esas faaliyet karını verdi. Artı amortismanı da bulalım. Aşağıda amortismanlar. Evet. Bunu da eklediğimde bu rakam sadece 2019 9 aylık fabrikünü verdi. Tamam. Ben bu rakamı kopyalayıp daha doğrusu tamamını bir parantez içine alıyorum. Sonra bu tamamını kopyalıyorum. Artı diyorum. Şimdi 2000 yapıştırıyorum. Şimdi 2018'in 12 aylığını ekleyeceğime göre 2018'de E sütunu değil D sütunuydu. E yazan her yere D yazıyorum. Eksi bir daha yapıştırıyorum. Bu sefer de C sütununu çıkar diyeceğim. Yani şuradaki her şeyi E yazan her şeyi C yazayım ki. Bu bir kısa yolu işin. Enter'a bastığımda bakın görüyorsunuz. Şunlara şu rakamları ekleyerek fabrikü buldu. Sonra şu rakamları ekledi ve şu rakamları çıkarttı. Şirketin son bir yıllık fabrikünü bulduk. Gelelim ADS'yi geçiyorum. Şuradaki şu firmaya BİMAŞ'a bakalım. Tabi burada ADS'nin isterseniz şu rakamını da yazalım. Yani piyasa değeri ve firma değerini de yazalım. Şöyle şunları iki yana aktarıyorum. Ve piyasa değeri ile firma değeri kavramlarını da kopyalıyorum. Piyasa değerini de şuradan alacağım arkadaşlar. Piyasa değerini aynı adresten yani ilk girişteki kısımdan şurada görüyorsunuz piyasa değeri 259.600. 259.600 1-2-3 şu kadarmış. Firma değeri de bu artı bu. Artı pardon şu. Tamam bunu bulduk ADS'yi. Bunu kaydet tuşuna basıyorum. Şuradan kaydete bastım. Gelelim BİMAŞ'ı bulalım. Şuraya BİMAŞ yazıyorum. Gelen kısımdan önce bir mali tabloları indiriyorum. Şuraya 2019 9 aylık, 2018 12 aylık, 2018 9 aylık yapıyorum. Excel'e aktar diyorum. Gelen kısımdan Excel'i açıyorum. Şimdi ADS az önce açıktı. Ben buna da BİMAŞ yazıyorum. Ve şöyle küçültüp şuradan tutup şunun yanına yapıştırıyorum. Bakın aynı mali tablo bir adındaki dosyaya aktardım. Sonra yapacağım sadece şunu. Zaten şuradan G1'den itibaren şu formülleri yazdığım için bunu kopyalayıp şuradaki G1'e yapıştırdığımda aynı işlemi BİM için hesaplıyor. Fakat şuradaki piyasa değeri yanlış. Piyasa değerini de tekrar web sitesinden alalım. Şurada az önceki giriş yaptığımız yerin sağ tarafından BİM'in sağ alt köşede 30.451 30.450 30.451 1-2-3 şu kadar milyar TL piyasa değeri varmış. Aynı şekilde diğerlerini de yaptığınız zaman arkadaşlar zaten şu rakamlar çıkacaktır. Diyelim ki şöyle yaparsınız. En sonunda da gelirsiniz ana sayfaya. Şurada ana sayfa diye bir şey açarsınız. İşte şirketlerin adını yazarsınız. ADS, işte BİMAŞ vesaire. İsterseniz böyle de yaparsınız veya hiç gerek yok derseniz şunları kopyalarsınız. Gelir şuralara değer olarak yapıştırırsınız. Gelirsiniz BİM'i de kopyalarsınız. Şuraya değer olarak yapıştırırsınız. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İşinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Yani çünkü bakın burada 40 tane firma olsa tek tek gelip şunları hesaplamanız zaman alıyor. Fakat ne yaptık? Web sitesinden indirdik, yan yana ekledik, yan yana yapıştırdık görüyorsunuz. Yan yana sayfaları yazarsınız. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz. Mesela gelirsiniz. Şu formülasyonu gelir şuraya da yapıştırırsınız. İşte hisselerin de altına tek tek adlarını yazarsınız. Eşittir dersiniz. İşte şu. Sonra da bunu yana çekersiniz. Şöyle
Bir F4 ile sabitlerseniz hepsini. Sonra bir aşağı aktardığınızda işinizi kolaylaştırır. Bakın. F4 ile sabitliyorum şuradaki adresleri. Sonra bunu aşağı aktarıyorum. Ve diyorum ki buradaki gördüğün, Ctrl F'ye basıyorum. Adrese gördüğün her şeye BMASH yaz diyorum. Ve görüyorsunuz. Şuradaki adese sayfasının işte şu hücresinden al dediğim için buradaki adese yazan her şeyi BMASH'a çevirdi ve formülde otomatikman düzelmiş oldu. İşte eğer şurada başka bir sayfa ismi varsa vesaire. Bunların hepsini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi Finnet gibi bir programınız hazır yoksa bu şekilde veri almanız daha doğru olur. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.